Sevgili seyirciler, Reel Ekonomi'ye hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz İstanbul Tekstil ve Hammadde İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Ahmet Öksüz. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk Sadi Bey. Çok teşekkür ederim. Evet, tekstil konusunu 1,5 yıl önce konuşmuştuk. İhracat özellikle o zaman daha da kritik bir konuydu. Her zaman kritik. Önce öyle başlayalım. İhracatımız nasıl gidiyor? 2019'u nasıl tamamladık? Bu yıl Ocak ayı açıklandı. Performans iyi mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Tabii tekstil sektörü Türkiye'nin ihracatçı sektörlerinin başında gelmekte. En önemli özelliğimiz de net ihracatçı olmamız. 2019 yılını biz 10 milyar dolar seviyesinde kapattık. Değer olarak maalesef biraz bir küçülme yaşadık. Her ne kadar miktar olarak bir artış olsa da. Evet. Birim ama fiyatların o, düşmesi. Fiyatların tabii, genel olarak dünyada fiyatların düşmesi. Euro-dolar paritesinin değişmesi. Avrupa piyasalarının daralması bizim ihracatımızı küçük de olsa düşmesine sebebiyet verdi. Fakat 2019 yılı sonundan sonra 2020 yılına geçerken Ocak ayına artışla başladık Ocak ayına. Bu da tabii sevindirici oldu bizler açısından. 834 milyon dolar Ocak ayında tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirdik. 12 ay böyle gitse desek 10 milyar doları rahat. Gene geçeriz. Geçeriz. Tabii inşallah. Hedefimiz geçmek 10 milyar doları. Miktar bazında %2,5, değer bazında da %1'e yakın bir artış sağladık Ocak ayında. Güzel. Peki o zaman şöyle devam edelim. İhracatı konuşuyoruz madem. Rekabete geçelim. Çünkü geçen seneler konuşmadığımız 31 Aralık'tan sonra diyelim. Bir virüs salgını başladı ve dünyada şu anda güncel olarak konuşulan bir sürü tedarik zinciri yeniden organize olma çabasında Çin'in durumu nedeniyle. Biz de Çin'le rakibiz bu sektörde de özellikle ciddi rekabet ediyoruz. Bu nasıl bir etki meydana getirdi veya getirebilir önümüzdeki günlerde? Rekabet açısından bir avantaj sağlar mı? Evet, Çin siz de biliyorsunuz ki dünyanın en büyük üreticisi birçok alanda olduğu gibi. Tekstil ve hazır giyim sektörlerinde dünyada açık ara lider. Doğru. 230 milyar dolar ihracat yapıyor ve dünya ticaretinden %33 pay alıyor. Tabii bu değer olarak, miktar olarak tahmin ederim %40 civarında bir pay aldığını biz tahmin ediyoruz. Tabii Çin hem büyük bir ihracatçı hem de kendi bölgesine önemli tedarikçi. Kendi bölgesindeki diğer ülkelere ham madde anlamında da önemli bir tedarikçi pozisyonunda. Dolayısıyla dediğiniz gibi bu tedarik zincirini düşündüğümüz zaman hani işte Çin ipliğini üretiyor veya kumaşını üretiyor, işte Bangladeş'e gönderiyor, orada konfeksiyon yapılıyor. Olayı böyle değerlendirdiğimizde tabii sorun oldukça sektör açısından büyük bir sorun olmaya başladı. Tabii bunun bir insani boyutu var. Hani virüs biz buradan avantaj sağlamaya çalışıyor gibi bir pozisyon veya bir niyet peşinde değiliz. Ama ekonominde bir gerçeği var. Biz nasıl 15 Temmuz'da çok kan kaybı yaşadık sektör olarak. Kimse gelmedi, gitmedi. Müşterilere sürekli seyahatler yaptık ki ayakta yani tutmak için. Üretimin devam ettiğine bile inanmayanlar oldu değil mi? Kesinlikle öyle. Yani aşırı efor sarf ettik. Aynen öyle. Hani bunu ben biraz ona benzetiyorum. Şimdi insanlar seyahati kesti. Tabii uçuşlar askıya alındı. Yabancı alım ofisleri Çin'deki ofislerini kapattılar. Fabrikalar üretim yapmıyor ama tekstilde tabii insanın temel ihtiyaçlarının başında geliyor. Gıdadan sonra gelen ikinci temel ihtiyaç. Tabii bizler artan talebi şu anda yaşıyoruz. Müşterilerden gelen taleplerle yani karşı sene, karşıyayız. İlave bir ne diyelim üretim yapmak zorunda kalacaksınız. Biz bunu bekliyoruz. Evet ama yani tabii bizim amacımız bunu nasıl kalıcı hale getiririz. Yani bir sefer işte ihracatımız 1 milyar 2 milyar dolar artırmışız. Doğru. Bu aslında çok şey değil. Daha sürdürülebilir hale nasıl getiririz? Bunun peşindeyiz. Bu da tabii gelen müşteriyi memnun ettiğimiz zaman kalite anlamında, işte zamanında sevkiyat anlamında, fiyat anlamında. Çünkü bu büyük bir ders oldu aslında dünyaya. Yani şimdi yumurtaları aynı sepete koymak, işte Çin başlı başına büyük bir tedarikçi olması. Çünkü hani %33 diyoruz ama malın %70'ini Çin'den alan firmalar da var. Doğru.
Yani dolayısıyla evet, bu hakikaten de farklı şeyleri değiştirecek bence. Değil mi? Evet, onu anlamış, kesinlikle olmuş. Öyle. Yani bu bence bir şeyleri değiştirecek artık. Yani dünyada... Peki bu yılki ihracat hedefinizi revize ettiniz mi? Nedir bu yıl? Şimdi sonunda? Tabii buradaki süreci de bir görmek lazım. Evet. Yani bu ne kadar... Tabii ki inşallah çok uzun sürmez. Çünkü İnsanlar başka ölüyor. Ülkelere de tabii, bu sıçrıyor vesaire. Biraz onu görmek lazım ama hani... Bunu bırakın, eğer virüs ki inşallah öyle en kısa zamanda sonlanır, öyle olsa bile bazı müşterilerin ana planlarında değişiklik oldu. Yani daha yakın bölgelerden, özellikle Avrupa için altını çiziyorum, daha yakın bölgelerden yakın tedarik etme. Tabii, vardı zaten. Avrupa'da zaten biz ikinci büyük tedarikçiyiz. Tekstil ve ham madde sektörü olarak Çin'den sonra en büyük ihracat yapan ikinci ülkeyiz. Hemen yanı başındayız. Bunlar büyük avantajlar tabii Türkiye açısından. Peki o zaman bunun dışında ihracatı artırmak için ne gibi çalışmalar yapılıyor? Önümüzdeki aylarda farklı ülkelerde yeni pazarlar, yeni müşteriler için. Evet. Onu da kısaca bir alalım. Şimdi tabii bizim amacımız daha katma değeri yüksek ürün üretmek, evet. ihracat yapmak. Teknik tekstil dediğimiz teknik konu tekstiller var. Tabii. Çok önemli bizim için ki Ocak ayında tüm zamanların rekorunu kırdık teknik tekstillerde. Yani bizim, daha katma değerli tekstil ürünü. Daha katma değerli tekstil ürün üretmek için teknik tekstiller bacağına daha fazla sektör olarak ağırlık veriyoruz ki onu da rakamlarda görüyoruz. Ortalama bilim fiyatımızı artırmak, markalaşmak çok önemli. Hızla ona doğru gitmemiz gerekiyor ve bununla ilgili çalışmalar var. Tabii hazır giyim tarafında markalaşmayı direkt tüketici görebiliyor ama tekstil ürünlerinde de markalaşma var aslında. Yani bir kumaşta, bir iplikte. Doğru. Marka dünyanın farkını, en büyük markaları bizim kumaşlarımızı kullanırsa değil mi? Tabii marka kesinlikle. Olacağız. Bir de böyle çok özel elyaflar var. O elyaflardan üretilen iplikler var. Bunlarla ilgili patentler alınıyor. Yani dünyada bir değişim var. O alanda da yapılacak çok iş var. Yani tekstil ihracatımızı artırmanın bence en önemli unsurlarından yani bir tanesi üretim bu. Üretim tarafında bir çalışma var o zaman. Bir de pazarlama tarafında olması lazım. Aynen öyle. İkisini zaten birleşimi. Evet. Yeni pazarlar yine önem verdiğimiz diğer bir alan. Peki geleneksel pazarlarımız dışında ciddi artış olan pazarlar oldu mu bu arada? Mesela Avrupa dışında. Şimdi tabii Afrika, Türk Cumhuriyetleri bunlarda artışlar daha fazla. Çünkü buralarda da konfeksiyon sektörü gelişiyor. Dolayısıyla biz daha fazla kumaş ve iplik satabiliyoruz. Amerika pazarı çok büyük pazar. Biliyorsunuz 100 milyar dolar bir ticaret hedefi kondu. Bununla ilgili çalışmalar var. Ocak ayında kendi fuarımızı gerçekleştirdik. 32 tane Türk firmamızı New York'ta alıcılarla bir araya getirdik. 2 gün sürdü. Çok da güzel sonuçlar çıkarttık. Amerika pazarı bizim için oldukça önemli. Amerika'da hedef ne? Konuşuldu mu rakamlar böyle? Şimdi hani, Amerika'da şöyle. Çünkü tabii, Ticaret Bakanı geldiği dönemde de tabii, bir çalışma yaptı. Ben bizzat yapmadım. Amerikalı bakanla da bir saate yakın bir toplantıya katıldım. Bizzat görüştük. Birkaç sektörden arkadaşımla beraber sektörü anlattık. Sektörün potansiyelini anlattık. Amerika ile geliştirebileceğimizi anlattık. Yani Avrupa'nın en büyük tedarikçilerinden olmamız, büyük markalara servis veriyor olmamız. Yani bunu niye Amerika'da yapamayalım dedik. Güzel, verimli bir toplantı geçti. 50 milyar dolar biliyorsunuz bir hedef var. 50 milyar dolar ihracat, 50 milyar dolar da Amerika'dan ithalat hedefi var. Toplamda 100 olsun. Şimdi bizim şu anda zaten %20 payımız var. Yani tekstil, hazır giyim, deri ve halı sektörlerini düşündüğümüzde şu anda Amerika'ya yaptığımız ihracatın %20'sini oluşturuyor. Yani şimdi 50 milyar dolarlık hedefte %20 değil 10 bile koysanız 5 milyar dolar bugün. Yani aslında asıl potansiyel evet, orada çok değil mi? Büyük potansiyel var. Doğru. Yani bunu gerçekleştirebiliriz. Peki. Şimdi o zaman kurlarda sormak lazım. Son dönemde de aslında hem Merkez Bankası hem Hazine Maliye tarafı reel kur olsun. Hani sizler de ihracatçılar da bunu hep istediniz. İstikrarlı ama reel kur olsun diye. Kurların bir desteği var mı şu anda ihracata? Evet. Şimdi kurlar tabii bizim en önemli yanımız, yani kurların rekabetçi olması ihracatçılar için, sadece tekstil sektörü değil tüm ihracat camiası tamamı için tabii, çok önemli. Geçmişte maalesef bir takım hatalar yaşandı bu ülkede. Biliyorsunuz 1 dolar eşittir 1 TL'ler birçok işletmeyi kapattı, birçok fabrikayı kapattı. İthalatçı olmaya başladık. Yani TL güçlü olunca TL'nin güçlü ülkede olmasının, güçlü olduğu diye düşünüldü ama çok olmasının, yanlış dediğiniz aynen gibi. Hiçbir faydası yok. Şu anda rekabetçi kur var mı?
Bir miktar var. Bir miktar var, evet. Niye var? Hani geçmişteki baktığımız zaman enflasyonun üzerinde bir artış olması gerekiyordu veya en az enflasyon kadar bir artış olması gerekiyordu. Son 3-4 yılda buraya geldik. Fakat içeride de maliyetlerde o kadar yüksek artışlar oldu ki bu avantajımızı kısmen de yitirdik. Evet. Özellikle enerji fiyatlarında, işte doğalgaz fiyatlarında, elektrik fiyatlarında ciddi artışlar zaten oldu. Zaten sanayicinin en kritik girdisi enerji. Evet. O da ithal olduğu için. Bir de biliyorsunuz yani Türkiye'de konuttan daha pahalı şu anda. Sanayi elektriği olsun. Biraz cezalandırıyorlar sizi. Sanayide doğalgaz yani. Özellikle yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Avrupa Birliği'nde %48 daha uygun. Konutla sanayiyi kıyasladığınızda. Peki bu konuda görüşmeler yapıyor musunuz hükümet? Söylüyoruz tabii yani ilgili bakanlarımıza konuyu aktarıyoruz. Hakikaten bizim rekabetçiliğimiz açısından çok önemli. Çünkü tekstil sektörü doğalgazı ciddi miktarda kullanan bir sektör. Özellikle evet. Boya proseslerinde, boyahanelerde falan ciddi anlamda kullanılıyor. Evet, inşallah orada da çözüm olur. İnşallah. Tekrar ortalama olarak en azından düşsün. OECD. Tabii konutun altında olması lazım. Rakipler nazarında da sizin maliyetlerinizin kesinlikle düşmesi lazım. Peki şimdi kapasite kullanım oranları yüksek. Sizde de rekor evet, düzeyde. Evet. Genel sanayide de öyle. İstihdam tarafı, geçen yıl istihdamda da bir atak oldu. Yeni yatırım zamanı mı? Ne oluyor? Yani evet, faizlerde bir düşüş oldu, doğru. İhracat iyi gidiyor dedik. Evet. Yeni yatırımlarla ilgili bir ışık var mı? Tabii şimdi istihdama ben biraz değinmek istiyorum. Evet. Hakikaten o noktada çok gururluyuz. Çünkü 1 milyonu geçtik. Yani evet. Türkiye'de en fazla sanayide istihdam yaratan sektör tekstil ve hazır giyim sektörleri. Bunu da geçen basınımıza da çok yeni daha cumartesi günü Sayın Bakanımızla Ruhsar Hanım'la beraber basın toplantımıza da paylaştık. Ki bu kayıtlı rakamlar. Evet, 1 milyonu böyle geçtik. Hani, yani bakarsak grafikte de görüyoruz. Biz böyle tahmin ediyoruz denen rakamlar değildir. Hiçbir evet zaman 1 milyonu bulmamıştık. Bu önemli bir eşik oldu bizim açımızda. İstihdam daha da artırabiliriz sektör olarak. Bu potansiyelimiz var. Tabii bunun için gençlerin de bu sektörü iyi göstermesi lazım. Doğru. Bir taraftan da sektör maalesef çalıştıracak insan bulamıyor. Şimdi onu geçmiş yıllarda da çok konuşuldu. Birileri sektörün zamanı geçti Türkiye'de maalesef diye konuştu. Tekstil mühendisliği konusu kritik bir konu haline geldi değil mi? Evet. Kampanya da yaptınız. Anlatır mısınız özetle? O evet, şimdi bizim burs verdiniz hatta bütün üniversite tercihlerinde tekstil doğru, mühendisliğini doğru tercih eden doğru öğrencilere burs verdiniz. Daha öğrenciyken evet başladı. Nedir şimdi, orada durum? Şimdi tabii ne tekstil kadar ihtiyacınız var istihdama? Hani evet bir tarafta işsizlik var. Doğru. Şimdi gençlerde işsizlik oranına bakıyorsunuz Halil Bey, %25'lere geldi. Yani buraya bir dikkat çekmek gerekiyor. Kesinlikle. Bu aslında bir genç ulusal bir sorun. Önemli bir sorun. Ve bizim gençlerimizi biraz daha sanayi sektörüne de çekmek nasıl lazım çekebiliriz ona bakmamız sevdirmek gerekiyor. Lazım. Tekstil mühendisliği bizim açımızdan çok önemliydi. Çünkü tekstildeki yetişmiş insan gücü kaynağıdır. Yani biz tekstil mühendisliği okuyan gençlerimizi tercih ediyoruz, yetiştiriyoruz. Bunlar fabrika müdürü oluyorlar. Bunlar işletmede önemli yerlere geliyorlar. Bu açıdan önemli bir kaynak. Bunu yitirmememiz gerekiyordu. Fakat maalesef %42'lere düşmüştü doluluk oranı. Üniversitelerimizde tercih edilmemeye başladı ve puanlar hızla düşmüştü. Yani artık iş bulamayız korkusuyla belki. Tabii de, yani 3 soru çözen insanın da tekstil mühendisi olması bizi çok cezbetmiyordu. Açıkçası daha biz çıtayı yükseltmek istiyorduk. Ve bu anlamda çok güzel bir proje oldu. Bakanlığımızın ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin desteğiyle biz başarılı öğrencilerimize asgari ücrete varan burs vermeye başladık. Ve çok da iyi bunun neticelerini aldık. Ne kadar geçen burs sene verdiniz? Asgari ücrete varan yani ilk 20 binde giren öğrencilere asgari ücret kadar 20 bin ile 50 bin arasına asgari ücretin neredeyse öğrenciyken asgari ücretle 70, çalışmaya başlamış evet gibi. Aynen öyle. Ve %92'ye çıktı. Bu devam edecek mi? Edecek. Önümüzdeki dönemde devam edecek. %92'ye çıktı. Bakın 42'den 92'ye çıktı. Tercihler. Doluluk oranı tamam, ve puanlar güzel 100 puan kadar arttı. Yani 300 puan yerine 400 puan. 320 yerine 420 puan. Gerçekten güzel bir netice oldu. Bir motivasyon oldu. Hem öğrencilere hem öğretim görevlilerine, sektöre güzel bir motivasyon oldu. Bu algı sorununu da biraz yıkmış olduk bununla İyi beraber. Oldu. Bu konuda devam etmek lazım. Devam ediyoruz. Peki rakamlara bakarken dikkatimi çekti. Türk Cumhuriyetlerine ihracat. Hı hı. Genel ihracatta aslında çok yıllara baktığımızda düşüş hı hı oldu da. Hı hı. Türk Cumhuriyetlerine sizin evet sektörde ihracatta artış var. Ne var oralarda? Hani nasıl bir gelişme var? Şimdi oralarda tabii
aslında tekstil yatırımları hızlandı. Evet. Türk Cumhuriyetlerine baktığımızda özellikle Özbekistan'da bunu görüyoruz. Çok fazla dokuma yatırımı, örme yatırımı, iplik yatırımı başladı. Bunlar da biliyorsunuz ham madde anlamında da önemli üreticiler. Evet, pamuğun doğru. Önemli miktarda üreticisi bu ülkeler. Dolayısıyla burada da tabii aramalı ihtiyacı da oluyor. Yani sektörün buraları ihracatında iplik ağırlıklı. Bizim tekstil sanayicileri de yatırımlar alıyor. Yaptılar oralar değil mi? Evet. Bir anlamda onlar da yatırımlar yaptılar. O köprü de kurulmuş oldu. Evet, çok doğru. Yani bizlerin daha böyle o ülkelerle işbirliği yapmamız gerekiyor. Ama bu oyunu da akıllı oynamak gerekiyor. Yani kendi sanayimize zarar vermeden. Vermeden. Bu serbest ticaret anlaşmalarında da bunu daha akıllı yapmamız gerekiyor. Peki rekabet avantajlarını pozitif kullanarak. Kesinlikle öyle. Yani oyunu akıllı oynayarak. Hani win-win karşılıklı kazanarak. Tek taraflı olmadan bunu yapmak gerekiyor. Peki son olarak şunu soruyorum. STA'lar. Evet. Yani genelde bir kanaat var. STA yaparsak güzel olacak herkesle. Öyle mi? Öyle değil. Yani keşke öyle olsa. Bugün bakıyorsunuz dünyada daha korumacı bir ticaret düzenine giriyor dünya. Bu arada STA değil, serbest ticaret anlaşması. Evet, serbest ticaret anlaşmalarını çok akıllıca yapmamız gerekiyor. Tabii Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yaptığı gümrük birliği de bir şekilde STA'dır. Ki Türkiye açısından çok önemli. Gelişmiş ülkelerle yapılan STA'lar ülkeye her açıdan faydalı oluyor. Ama Asya ülkeleriyle buna biraz fazla dikkat etmek gerekiyor. O zaman kısaca her ülkeyle ayrıca düşünmek lazım, bakmak kesinlikle, lazım. Türkiye kesinlikle. Karşılıklı dengeye kaybedecek. İyi bakmak lazım. Evet. Peki. Çok evet. Teşekkür ediyorum. Ben efendim. Teşekkür katıldığınız ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Reel Ekonomi'den bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.